Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflarımızda okutulan tefsir dersimizin 3. nitesini işleyeceğiz. Konumuz tefsir tarihi. Kıymetli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim Allahu Teala tarafından Hazreti Peygamber'e Cebrail vasıtasıyla gönderilen son ilahi kitaptır. Dolayısıyla evrensel bir kitaptır. Artık yeni bir kutsal kitap gelmeyeceği için tüm dünyadaki insanların iman etmesi gereken son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başlamasıyla birlikte onun tefsir edilmesi faaliyetleri de başlamıştır. İşte ilk dönem tefsir çalışmalarını kıymetli arkadaşlar 3 dönemde işleyeceğiz. Birincisi Peygamber Efendimiz zamanı, ikincisi sahabe-i ikram, üçüncüsü de tabi'in dönemi olarak. Peygamber Efendimiz dönemiyle başlayalım. Kıymetli arkadaşlar Allahü Teala peygamberimizi Ha Enbiya son peygamber olarak seçmiştir ve peygamberimizin üç temel görevi vardır. Birincisi tebliğ yani vahiy ile gelen bilgileri insanlara anında olduğu gibi ulaştırmak. İkincisi tebiyin yani Allah'ın göndermiş olduğu mesajları vahiy insanlara alıştırmak. Üçüncüsü de teşri yani Kur'an çerçevesinde hükümler koymak. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelen vahyi hem insanlara anlatıyor, öğretiyor hem de Kur'an-ı Kerim'in emirleri insanlara açıklıyordu. Böylece Kur'an-ı Kerim'in tefsir çalışmaları Peygamberimizin vahyi insanlara açıklaması birlikte ne oldu? Başlamış oldu. Peygamber Efendimiz inen ayetler hakkında hem söz açıklamalar yapmış hem indirilen ayetlerin maksatlarını sahabelerine öğretmiş ve kapalı biçimde gelen müphem ayetleri beyan edip onlara öğretmiş ve Kur'an'ın emirlerini bizzat davranışlarıyla göstermiştir. Hazreti Ayşe annemiz ne buyuruyordu? Onun ahlakı Kur'an'dı. Yani Peygamberimiz yaşayan tefsirdi. Örnek verecek olursak Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık için namaz kılın buyuruyor Bakara suresinde. İşte burada geçen orta namaz ifadesi sahabeler tarafından tam anlaşılamamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orta namaz ikindi namazıdır buyurarak orta namazı ne yaptı? Beyan etti, açıkladı, öğretti. İkinci örnek allah Teala yine Kur'an-ı Kerim'de size ölü, kan, domuz eti haram edildi buyuruyor. Burada ölü ve kan umumi olarak herhangi bir istisna yapılmadan haram kılınmıştır. Ancak Peygamber Efendimiz bu ayeti tebyin ederek, açıklayarak şöyle buyurmuştur. Bize iki ölü ve iki kan helal kılındı. İki ölü balık ve çekirge, kanlar ise karaciğer ve dalak kanıdır buyurarak ayeti ne yaptı? Tahsis etti. Ve ikinci dönem sahabe ikram dönemi. Sahabe kimdi? Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan, onu gören, onun sohbetinde bulunan, Müslüman olan ve bu şekilde vefat eden, o mübarek insanlara sahabe ikram denir. Sahabelerimiz Kur'an'ın okunması, Kur'an'ın ezberlenmesi, yazılması, açıklanması, Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ve bizzat Kur'an-ı Kerim'in peygamberimiz tarafından uygulanmasında ne yapmışlar? Bizzat şahit olmuşlar ve tüm bu faaliyetlere onlar da katılmışlardır. Herhangi bir ayeti anlayamadıkları zaman direkt peygamberimize sormuşlar. Kur'an'ı yorumlama konusunda peygamberimizin sözlerini, uygulamalarını kendilerine örnek almışlar. Sahabe efendilerimiz ayet ve surelerin nüzul sebeplerini bizzat yaşamışlar. Yani ayetler hangi konuda, ne zaman, kim için indirildi bizzat görmüşler. Manalarını Peygamber Efendimiz'in açıklamalarından öğrenip Kur'an'ı tefsir etmenin büyük sorumluluğunu taşımışlardır. Sahabeler tefsirleri Peygamberimizin açıklamalarından oluşmuş ve günümüze kadar aktarıla gelmiştir sahabelerin tefsirleri. Örneğin Maide suresi 89. ayette yemin kefaretinden bahsediliyor ve son kısmında bunları bulamayan üç gün oruç tutar buyuruluyor. Kur'an ve tefsir bilgisi en fazla olan sahabelerden biri olan Abdullah bin Mesud hazretleri bu oruçların peş peşe tutulması gerektiğini bakın açıklamıştır. Peki sahabenin tefsir düzeyinin farklı olması neden kaynaklanıyordu? Çünkü sahabelerin bilgi düzeyleri sebebi nuzule vakıf olmaları yani ayetlerin indiriliş ortamına vakıf olmaları, bizzat onu görmeleri, yaşamaları, Arapça dilinin inceliklerini çok iyi bilmeleri ve Peygamber Efendimiz'in bizzat sohbetine katılıp Kur'an'ı en güzel şekilde öğrenmelerinden dolayı sahabenin tefsir düzeyinin de farklı olmasına, üstün olmasına neden olmuştur. Kimlerdir peki ön plana çıkan sahabi tefsirciler? Hazreti Ali, Hazreti Ayşe, Hazreti Ömer... Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas ve Ubey bin Kab işte en meşhur sahabi tefsircilerdir. Sahabe tefsirinin kıymetli arkadaşlar kendine münhasır bazı özellikleri vardır. Birinci olarak ayeti ayetle nüzul sebepleri ve Hazreti Peygamber'den işitmiş oldukları açıklamalarla tefsir etmişlerdir. Yani bir ayeti başka bir ayetle ya da Peygamberimizin hadisleriyle ne yaptılar? Tefsir ettiler. Kur'an'ı ayet ayet baştan sona kadar tefsir etmeyip açıklanması gereken, öğrenilmesi gereken ya da sorulan ayetleri tefsir etmişlerdir. Ahkam ayetlerini geniş bir tahlile tabi tutarak hüküm istimbatında bulunmamış sahabeler. Yaptıkları açıklamalar kendi dönemlerinde henüz tedvin edilmemiştir. Tefsir yaparken daha çok garip lafızlarla ilgili kısa açıklamalar yapmışlardır. Üçüncü olarak kıymetli arkadaşlar tabi'in döneminden bahsedelim. Tabi'in dönemi de sahabeden sonra gelen nesil. Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimizin uygulamalarını öğrenen sahabe ikram, Medine ve Mekke dışında Kufe ve Şam gibi şehirlerde ilmi faaliyetlere başlamıştı. Sahabeler, Kur'an'ın anlaşılması ve tefsir edilmesine dair insanları bilgilendirmişlerdir. Sahabenin etrafında toplanıp onlardan ders alan öğrenciler, daha sonra bulundukları şehrin ismiyle ne yaptılar? Ekoller oluşturdular. Tabi'in peygamberimize bizzat karşılaşmamış ve ayetlerin nüzul ortamlarına niçin indirdiklerine de şahit olmamışlardır. Bu nedenle tabi'in dönemi müfessirleri ayetleri yorumlarken daha fazla açıklama yapma ihtiyacı hissetmişlerdir. Kur'an-ı Kerim tabi'in döneminde tamamen tefsir edilmeye işte bu yüzden başlanmıştır. Peki hangi ekoller oluşmuştu? Birincisi Mekke ekolü değerli arkadaşlar. ikincisi Medine. Üçüncü de Kufe ekolü. Bunlar önemlidir. Mekke ekolü i̇bn Abbas'ın öğrencileri Said bin Cübeyr, Mücahit ve İkrime gibi tabinin önde gelen müfessirleri Mekke ekolünün kurucularıdır. Bunlar daha çok rivayeti esas almışlardır. Medine ekolü ise Ubey bin Kab'ın öğrencileri Zeyd bin Eslem ve Muhammed bin Kabel Kurazi gibi tabiler Ekolünü, Medine ekolünü oluşturuyorlar. Küfe'dekiler ise Abdullah bin İbn Mesud'un öğrencileri, İbrahim en Nehai, Hammad bin El Alkame gibi tabinin önde gelen müfessirleri. Bunlar hem nakil yapıyorlar hem de dirayet yöntemlerini kullanarak Küfe ekolünü temeline atmış oluyorlar. Değerli arkadaşlar, tefsir çalışmalarında tabi'nin döneminde Ayetlerin yorumlanmasında rey ve iştihadın kullanımı daha fazla genişlemiştir. Lügat, sarf, nahif ve belagat gibi dil bilimi ve anlam bilimi çalışmaları da yoğunlaşarak artmıştır. Tabi'in dönemi tefsir faaliyetleri sonucunda bütün Kur'an ayetleri tefsir edilmiş ve tefsir müstakil bir ilim olarak da ortaya çıkmıştır. Burada İsrailiyattan bahsedeceğim. Kıymetli arkadaşlar, İslami kaynaklar dışında, Yahudi ve Hristiyan kaynaklarından nakledilen efsaneler, kıssalar, haber veya bilgi anlamına gelen bilgilere İsrailiyat, İsrailiyat denmekte. İslami kaynaklar İsrailiyat'ı üç açıdan ele alıyorlar. Birinci İslam'a uygun olan İsrailiyat. Yani İslam'a uygun olan İsrailiyat'ın maksat sahih senet ve metinlerde muhteber hadis kitaplarımızda yer alan haberlerdir. İkincisi İslam'a zıt olan İsrailiyat'sa, e, bu kısma giren hangi konuya ait olursa olsun İslam'ın esaslarıyla tenakus halindedir. Bunları akdemi naklen kabul etmemiz mümkün değildir. Üçüncüsü tasdik veya tekzip edilemeyen İsrailiyat. E, bu tür İsrailiyatsa belki de tasdik veya tekzip edilemeyişinden dolayı İslami olan eserlerde ve özellikle tefsirlerde geniş yer almıştır. Bu konuya da dikkatinizi çekmek istedim. Ve geçelim tedvin dönemi ve sonrasındaki gelişmelere. Tedvin kelime olarak toplamak, kaydetmek, yazıya geçirmek demektir. Rivayet dolayı nakledilen sözlü ve dağınık haldeki yazıların bilgilerini toplayıp düzenli bir şekilde yazıya geçiren kitap oluşturmak anlamına gelen kelime tedvindir. Tefsirin tedvini Kur'an tefsiriyle ilgili bilgilerin ve rivayetlerin düzenli bir şekilde kitaplarda toplanmasıdır. Dedik ya peygamberimiz, sahabe, Tabiin, tefsir ediyorlar. İşte tedvinde bunların yazıya geçirilme hareketleridir ki tedvinde elakuslar üç aşamada gerçekleşmiştir. Birinci aşamada peygamberimiz ve sahabenin döneminden kastediyoruz. Sözlü kültürün yaygın olduğu bu zamanda Kur'an itina ile yazılıyor. Diğer yazılı veya sözlü bilgilerin ona karışması önlenmiştir birinci dönemde. İkinci dönemde ise peygamberimizden sonra yazılmış hadis sahifeleri ve ezberlenen diğer rivayetler çeşitli mecmualarda bir araya getirilmiştir. Kur'an'daki kelimeler, başka dillerden Kur'an'a giren kelimeler, eş sesli ve eş anlamı kelimeler üzerine de araştırmalar bu ikinci dönemde yapılıyor. Ve en önemli dönem üçüncü dönem. Üçüncü aşamadaysa tabi'in döneminin sonlarından itibaren başlayan tedvin dönemidir. Bu dönemde tefsir rivayetleri yanında konuyla ilgili diğer bilgiler de bir araya getirilerek Kur'an baştan sona kadar tefsir ediliyor ve Kur'an-ı Kerim tefsirleri artık hakkında kitaplar yazılmaya başlanıyor. O yüzden 3. dönem tabi'in döneminin sonları tedvin dönemidir. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona dedik tedvin edilmiştir. Peki yazılan ilk eser hangisidir kıymetli arkadaşlar? İlk yazılı kitap Mukatil bin Süleyman'ın kitab Tefsiril Kebiridir. Müfessirler tefsir yaparken yöntem bakımından ikiye ayrılmışlardır. Birincisi rivayet tefsirleri yapanlar, ikincisi de dirayet tefsiri yapanlar. Biraz sonra bunlardan bahsedeceğiz. Evet, öncelikle rivayet tefsirlerinden bahsedelim. Rivayet tefsirlerinde kaynak Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, sahabe ikram ve tabiinin sözleridir. Rivayet yönteminde bir ayet tefsir edilirken önce konu ilgili ayetlere bakılıyor. Daha sonra hadis-i şeriflere bakılıyor. Daha sonra sahabe ve tabinin sözlerine bakılıyor. Ayrıca e, bunların dışında da tarihi bilgilere de başvurulabiliyor. Rivayet tefsirleri peygamberimizin ve sahabenin Kur'an ayetlerini nasıl anladıklarını ve Kur'an ayetlerini nasıl uyguladıklarını araştırıyor. Hangi tefsirler var peki rivayet tefsirlerinde? Muhammed bin Cerir et-Taberi'nin e, Camül Beyan kıymetli arkadaşlar en önemli eserdir. Rivayet tefsirleri yöntem olarak konuyla ilgili haberleri naklediyorlar. Örnek mesela Taberi'nin tefsiri, Suyuti'nin tefsiri. Nedir bunlar? Menkul tefsir, Mesur tefsir, Nakli tefsir gibi isimler alıyor. Kaynak olarak neydi? Hadis, sahabe ve tabi'nin sözleri ve diğer tarihi belgeler rivayet tefsirinin en önemli özellikleri. Diğer rivayet tefsirlerinin örnekler ise Ebu Leys'in Tefsirül kuran Lazim. İbn Ebi Hatim'in Tefsiri Kur'an Lazim, İbn Kesir'in Tefsirül Kur'an Lazim, Celaleddin Suyuti'nin Et Dururul Mensur, Muhammed el Hüseyin el Ebakavi'nin Meallimu Tenzil ve Firuzabadi'nin Tenvirul Mikbas min Tefsiri İbn Abbas adlı eserlerde arkadaşlar tefsir alanındaki rivayet tefsirlerine bazı örnekler. Evet, geçelim dirayet tefsirlerine. Peygamberimizin hadislerini, sahabe ve tabi'nin sözlerini esas almanın yanında, bakın yine tirai tefsirlerinde de Peygamberimizin hadisleri, sahabe ve tabi'nin sözleri esas alınıyor. Ama bunun yanında Arap dili ve edebiyatının imkanlarına da başvuruluyor. İçtihat yöntemi kullanılıyor. Akli çıkarımlar, yani akıl da artık devreye giriyor ve gerektiğinde de diğer ilimlerden de yararlanılıyor. Dirayet yöntemini kullanan müfessirler kıymetli arkadaşlar, hadis, fıkıh, kelam gibi ilimlerin yanında lügat, gramer, edebiyat gibi dil bilimine de önem veriyorlar. İşte yöntem bakımından tefsirler ne dedik? İki ayrılır rivayet ve dirayet tefsirleri. Dirayet tefsirleri de kendisinde dörde ayrılıyor. Dil bilimsel, fıkhi ahkam, kelami ve tasavvufi tefsirler diye. Şimdi bunlardan kısa kısa bahsedelim. Dil bilimsel tefsir değerli arkadaşlar farklı milletlerden insanların Müslüman olmaları yani İslam'ın İslamiyetin yayılmasıyla Müslümanların sayısının artması farklı kültür ve medeniyetlerden insanların Müslüman olmaları ve Kur'an'ı anlama istekleri dil bilimsel tefsir çalışmalarını başlatıyor ve hızlandırıyor. Anlaşılması zor veya yabancı kökenli kelimelerin anlamlarını araştıran çalışmalar nedir? Garibul Kur'an adlı kitaplarda zaten toplanıyor. Eş sesli ve eş anlamlı kelimeleri araştıran çalışmalar ise El Vücuh ve Nezair kitaplarda toplanıyor. İlk tefsir çalışmaları Kur'an-ı Kerim'in anlamını araştıran Meânil Kur'an isimli kitaplar oluşturuyor. El Ferrani'nin Meanil Ke'an adlı eseri ilim kelimeleri e, Lugavi açıdan tefsir eden ilk eserlere de arkadaşlar örnek veriliyor. İşte görüyorsunuz dil bilgisinden tefsir örnek Zemahşerin El Keşşaf, İbn-i Kuteybe'nin Tevil-i Kur'an, Ebu Ubeyde'nin de Mecazül Kur'an adlı eserleri. İkinci olarak kelami tefsirden bahsedelim. Kelam ilmini 12. sınıfta göreceksiniz. Allah'ın birliği, melekler, kitaplar, peygamberler, ahiret ve kaderle ilgili ayetlerin anlaşılması ve yorumlanması, Müslümanların inançlarının sağlam temellere dayanması ve inanç esaslarının savunulması, kelami tefsirin doğmasına sebep oluyor. Zaten kelam ilmi de bunları savunan bir ilim dalıdır. Örnek ne verebiliriz? Fahrettin Razi'nin Mefatihül Gayb, İmam Maturidi'nin Tevilatül Kur'an ve Tevilat-ı Ehli Sünnet eserleri kelami tefsire örnektir. Üçüncü olarak fıkhi tefsirlerden bahsedelim. İbadet ve muamelat içeren ahkam ayetlerinin tefsiri fıkhi tefsirlerdir. Fıkıh dersini 10. sınıfta görmüşsünüzdür zaten. Kur'an'daki ahkam ayetlerinin açıklamalarının dolayı genellikle ahkam Kur'an diye isimlendirilir fıkhi tefsirler. Malik Alim Kurtubi'nin el cami el Kur'an, İmam -e Şafi'nin ahkam Kur'an, bak hepsi ahkam Kur'an değil mi? Tefsirül Hamsmiye Aye Minel Kur'an adlı Mukatil bin Süleyman eserleri fıkhi tefsirlere örnektir. Son olarak tasavvufi tefsirlerden bahsedelim. Müslümanlar arasında özellikle dünye, dünyevileşmeye tepki olarak ahlaki bir hayat sürme ve ruhu arındırma anlayışıdır. Tasavvufi tefsirlerdeki kasıt bu anlayışı benimseyen alimlerden bazıları kendi anlayışları ilgili gördükleri ayet ve hadisleri bir araya getirerek tefsir yazmışlar. İşte buna da tasavvufi tefsirler deniyor. Örnek olarak Kuşeyri'nin Letaiful İşarat bir tefsiri Kur'an, Ebu Abdurrahman es-Sülemi'nin Hakaiku't Tefsir, Sehl bin Abdullah et-Tüsteri'nin de Tefsirül Kur'an-ı Azim adlı eserleri tasavvufi tefsirlere örnektir. Şimdi bazı tefsirlerden bahsedelim. Taberi'nin tefsiri yani Camül Beyan kıymetli arkadaşlar Taberi'nin tefsiridir. Kur'an ayetlerinin yorumlarına ait açıklamaları ansiklopedisi özelliğini taşıyan ilk eser. Ayetlerin yorumlamalarına ait ansiklopedik alanda yazılan ilk eser Taberi'nin Camül Beyanı'dır. Tefsir yapılırken hadislerden, sahabe ve tabi'in sözlerinden, kıraat farklılıklarından, dil bilimlerinden, şiirden ve tarihte ne yapmış? istifade etmiştir. Maturidi'nin tefsiri ise de te Kur'an'dır. Tefsir ilmine, kelam, fıkıh ve fıkıh usulüne dair konulara ağırlık veriyor. Eserde peygamberimiz, sahabe ve diğer alimlerden nakledilen rivayetlere başvurulmakla beraber tirayet yani akli yöntemi de kullanıyor. Zemahşeri'nin tefsiri el-keşşaf Dirayet tefsiri olan Keşşaf, Kur'an'ın lügat, nahiv, belagat ve icaz yönlerini incelemeye büyük önem veriyor. Ayetlerin yorumunda sebebin huzurlarının ve surelerin faziletlerinin belirlenmesinde hadislere ve sahabe sözlerine de başvuruyor Zemahşeri El Keşşaf'ta. Fahrettin Razi'nin tefsiri mefatihül kayıptır kıymetli arkadaşlar. Eser tefsirle birlikte zamanının çeşitli bilimsel bilgilerini içeren ansiklopedik bir kaynak niteliğindedir. Beyzavi'nin tefsiri e, Envarut Tenzil'dir kıymetli arkadaşlar. Beyzavi tefsir kaynakları Zemahşeri ve Razi'nin tefsirleriyle Ragıb el-İsvehani'nin El-Müfredat adlı eseri Beyzavi'nin kaynağıdır. Beyzavi tefsiri Envarut Tenzil ve Esrarut Tevil medreselerde ders kitabı olarak okutuluyor ve üzerine yüzlerce şeh ve haşe yazılıyor bu büyük eserle ilgili. Evet. Kurtubi'nin Tefsir el-Cami li Ahkam el-Kur'an adlı eseri ise tefsirin girişinde Kur'an'ın fazileti, Kur'an'ın tilaveti, Kur'an'ın ezberlenmesi ve yazılması, toplanması, tertip edilmesi, tefsiri, harekelemesi, i'cazı gibi değerlerse pek çok konuyu ele alıp inceliyor, bunlarla ilgili bilgiler veriyor. Ayetlerin nüzul sebeplerine, ayetlerdeki kıraat ihtilaflarına, lügat ve nahir gibi konulara da tefsirine Kurtubi yer veriyor. Tefsirde hem rivayet hem de dirayet tefsir metodunu uygulamıştır Kurtubi. Peki saymış olduğumuz Taberi, Maturidi, Zemahşeri, Razi, Beyzavi, Kurtubi tefsirlerinin en önemli özellikleri nedir? Altı maddede özetlersek, ayetlerin tefsiri ilgili peygamberimizin hadislerini, sahabe ve tabi'nin sözlerini bize naklediyorlar. İkinci olarak, ayetleri tefsir ederken ehli sünnetin yorumlarını da içeriyorlar. Üçüncü olarak Kur'an'ı icazı ve dil bilimsel açısından bütün yönleriyle ele alıp inceliyorlar. Dördüncü olarak ayetlerin ile ilgili bütün bilgileri içeren ansiklopedik bir eserdir bunlar. Kendinden önceki tefsirleri özlü bir şekilde özetlemiş olmasıdır. Ahkam ayetlerini tefsir ederken onlardan çıkarılacak fıkıh hükümleri açıklamıştır. Kıymetli arkadaşlar, şimdi de kısa, kısa diğer tefsirlerimizden bahsedelim. Taberi tefsirinin en önemli özelliği, Ayetlerin tefsiriyle ilgili peygamberimizin hadislerini, sahabe ve tabiin sözlerini bize nakletmesidir. Maturidi tefsiri ise en önemli özelliği ayetleri tefsir ederken ehli sünnetin yorumlarını içermesidir. Zemahşeri de ise Kur'an'ın icazı ve dil bilimsel açısından bütün yönleriyle yer alınması, Razi tefsiri ise ayetlerin ile ilgili bütün bilgileri içeren ansiklopedik bir eser olmasıdır. Beyzavi'de ise kendinden önceki tefsirleri özlü bir şekilde özetlemiş olması, Kurtubi değerli arkadaşlar ahkem ayetlerini tefsir ederek onlardan çıkarabilecek fıkhi hükümleri açıklamıştır. Son olarak Celale'in tefsirinden bahsedelim. Kur'an'da geçen kelime ve ayetlerin anlamlarını kısa ve kolay bir şekilde açıklamıştır. Evet, geçelim Türkçe tefsir çalışmalarına. Kur'an'ın Türkçe olarak birçok tefsir ve meali yazılmıştır. İlk Kısmi tercümeler Uygur alfabesiyle yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in mevcut Türkçe çevrilen en eskisi ise 734 yılında Şirazlı Hacı Devlet Şahoğlu Mehmet tarafından Oğuz lehçesiyle yazılan tefsirdir. Hak dini Kur'an dili Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın 1926-38 yıllar arasında yazdığı bir tefsir kitabıdır. Eserin başında tercüme, tevil ve tefsir arasındaki farkları açıklamış ve tefsirine bağlı alacağı esasları kaynaklarını belirtmiştir. Elmalı Hamdi Yazır tefsirinde ayet sayılarını, nüzul sebebini, surede geçen kavramları ve surelerin faziletlerini de açıklıyor. Peki kimdir Elmalı Muhammed Hamdi Yazır? Antalya'nın Elmalı ilçesinde 1878 doğuyor. İlk orta öğrenimi burada tamamlıyor, hafızlık yapıyor. Daha sonra İstanbul'da dini ilimler, edebiyat, felsefe ve musiki öğreniyor. Medreselerde de mantık, usulü, fıkıh ve fıkıh, mülkiye mektebinde vakıf hukuk gibi dersler veren Elmalı 1942'de vefat etmiştir. İkinci tefsirimiz ilmin ışığında asrın Kur'an tefsiri Celal Yıldırım Hoca'nın kaleme aldığı Türkçe bir tefsirdir. Eser 14 cilttir. Ayetlerin tefsiri yapılırken genç kuşaklar göz önünde bulunduruluyor. Dönemin ilmi çalışmaları dikkat alınıp yeri geldikçe Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an-ı Kerim arasında mukayeseler yapıyor. Ayetlere iniş sebeplerini tespit edilerek özet mahiyette de açıklamalar yapıyor ki konulu tefsir metodunu Celal Hoca uygulamıştır. Ömer Nasuh Bilmen'in Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali alisi ve tefsir adlı kitabı eser hem meal hem de tefsir niteliğindedir. Ayetlerin önce Arapça asılları, ardından Türkçe mealleri ve daha sonra izah başlığıyla tefsirlerini yapıyor. Bakın 3 aşamada. 64-66 yıllar arasında 8 cilt olarak yayınlanıyor. 1882 Erzurum'da doğmuştur Ömer Nasuhi Bilmen. İlk eğitiminden sonra İstanbul'da hukuk öğretimi tamamlıyor. Arapça, Farsça ve Fransızca öğreniyor. Medreselerde İstanbul Üniversitesi Okulu'nda ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde fıkıh, usulü ve kelam derslerini okutuyor. İstanbul Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı da yapmıştır. Ömer Nasuh Bilmen'in kıymetli arkadaşlar özellikleri. Ve Hasan Basri Çantay'ın Kur'an Hakim ve Meali Kerim'i ilk defa 1950 yılında 3 cilt olarak basılıyor. İçindekiler birinci cildin özel isim indeksleriyle her cildin sonunda yer veriliyor. Mealinin girişine geçmiş dönemlerde yapılmış tercümeler üzerinde duruyor. Kur'an-ı Kerim'in iki sayfasını yan yana koyup Altına ve karşı sayfasına da ayetlerin meallerini yazmıştır Hasan Basri Çantay. Diyanet heyet tarafından çıkarılan Kur'an-ı Kerim meali vardır. Ankara'da 2003 yılında yayınlanıyor. Girişte Kur'an'ın tarihi, icazı, tercüme ve meallersindeki farklar kısaca açıklanıyor. Ayetlerde geçen kelime ve kavramlar dipnotlarla açıklanıyor. Konuyla ilgili kısa açıklamalar yapılarak verilen anlamın daha kolay anlaşılması Kur'an-ı Kerim mealinde sağlanıyor. Yine Diyanet tarafından 93 yılında değerli arkadaşlar basılan heyet kitabı yayınlanmıştır. Kıymetli arkadaşlar kanalımızda tüm sınıflara ait sözel ve dini dersler içeriklerini yayınlamaya devam ediyoruz. Bu ünitemizin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki dersimizde 3. ünite sonunda yer alan ayet ve surelerin tefsirini yapacağız. Görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum.